Galatasaray'dan orta sahaya Wonderkid. Fransız futbolcu Tanguy Ndombele ile sezon sonunda yollarını kesin olarak ayıracak olan Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için de transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı Kırmızılılar Ndombele'nin yerine transfer etmek için gözünü 23 yaşındaki Danimarkalı orta saha Albert Grønbech'e çevirdi. Kulübüyle olan sözleşmesi 2028'e kadar devam eden yetenekli orta saha için Galatasaray sezon sonunda girişimde bulunacak. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olan merkez orta saha oyuncusu aynı zamanda sol kanatta da format giyebiliyor. 2022 yazında Danimarka ekibi Aarhus'tan 3,5 milyon euroya Bodø'ya imza atan Grønbech için Norveç temsilcisi 10 milyon euro talep ediyor. Galatasaray'dan Orkun Kökçü bombası. Galatasaray'ın Portekiz Ligi takımlarından Benfica'da forma giyen Orkun Kökçü için devreye girdiği iddia edildi. Sarı Kırmızılıların milli futbolcu yeni sezonda bir yıllığına kiralamayı hedeflediği öğrenildi. 23 yaşındaki orta sahanın Portekiz ekibiyle ipleri koparmak üzere olduğu ve yeni takım arayışına başladığı haberleri basına yansımıştı. Bu durumu fırsat bilen Galatasaraylı idarecilerin kısa süre içinde Benfica'ya kiralama teklifi yapacağı belirtildi. Mini futbolcunun da Türkiye seçeneğine evet demesi bekleniyor. Dimbom bu transferi gerçekleştirmesi durumunda çok önemli bir orta saha alternatifini takıma kazandırmış olacak. Galatasaray'ın Avrupa'da önemli bir piyasası bulunan mini yıldızı Şampiyonlar Ligi faktörüyle ikna etmeyi planladığı kaydedildi. Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olan milli oyuncunun kulübüyle olan kontratı ise 2028'de sona erecek. Orkun Kökçü sezon başında Feyenoord'dan Benfica'ya 25 milyon euroluk bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Galatasaray'dan Kamada bombası. Galatasaray transferde vites arttırdı. Kadrosunu güçlendirmek isteyen Sarı Kırmızılılar yaratıcı bir 10 numarayı renklerine bağlamayı hedefliyor. Teknik direktör Okan Buruk'un talebi üzerine forvet arkasına takviye yapmak üzere temasları sıklaştıran Sarı Kırmızılılar, bu bölgeye tartışmasız birini almak istiyor. Bu doğrultuda hareket eden Galatasaray'ın Lazio forması giyen Daichi Kamada ile transfer görüşmelerinde büyük aşama kaydettiği öğrenildi. İtalya medyasında yer alan haberlere göre Galatasaraylı yetkililer, devre arası transfer döneminde de adı Galatasaraylı anılan 27 yaşındaki futbolcuyla anlaşmaya çok yakın. Lazio'da istediği süreleri bulamayan Japon yıldız, sezon başında bedavaya gittiği İtalyan kulübüyle 1+3 yıllık mukavele imzalamıştı. Kamada'nın mevcut durumda opsiyonunun devreye alınmasını kabul etmeyeceği belirtiliyor. Kamada ile pazarlıklarını sürdüren Galatasaray, oyuncuyu ikna etmesi halinde Lazio'ya bonservis bedeli ödemeyecek. Galatasaray'dan Moder hamlesi. Galatasaray'da orta saha transferi öncelikli hedef haline geldi. Transfer çalışmalarını detaylı analizler ışığında sürdüren ve bu kez karavan atmayı hiç niyeti olmayan Dimbom Murata'yı adaya kırdı. Premier Lig ekiplerinden Brighton'da görev yapan Yakup Moder Galatasaray'a önerildi. Takımıyla 2025 yılına kadar kontratı bulunan Polonyalı futbolcu ayrılmak istiyor. 25 yaşındaki yıldız menajerler aracılığıyla Aslan'a önerildi. 2020'de kendisine 11 milyon euro bonservis ödenen Moder'in satın alma opsiyonuyla kiralanma ihtimali de seçenekler arasında yer alıyor. Bir dönem oynadığı futbolla yeni Goretzka olması beklenen Moder son dönemde forma şansı bulmakta zorlanıyor. Peki siz Moder hamlesine nasıl bakıyorsunuz? Galatasaray Moder'i alsın diyenler videoyu beğensin. Galatasaray'dan Fofana bombası. Orta sahasını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da hedef orta saha rotasyonuna yüksek kalitede bir yıldız eklemek. Bu bölge için gözüne Monaco'nun yıldızı Fofana'yı kestiren Galatasaray'da Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, taraftarları bir kez daha ayağa kaldırmanın peşinde. Fransız basınına göre Galatasaray Monaco'nun yıldız oyuncusu Yusuf Fofana ile ilgileniyor. 28 milyon euroluk piyasa değeri bulunan 25 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu için Galatasaray'la Monaco temsilcilerinin görüştüğü öne sürüldü. Fofana'nın sözleşmesinin bitmesine bir sene kaldığından Galatasaray'ın bu transferi 15 milyon euro gibi bir bedelle bitirebileceği de gelen bilgiler arasında.
Galatasaray'a gol makinesi Aaron Boupensa. Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Birçok ismi listesinde bulunduran Cimbom, özellikle Carlos Vinicius'un sezon sonunda takımdan ayrılacak olması nedeniyle Aaron Boupensa'yı gündemine aldı. Hatayspor'daki performansı sonrası Katar ekiplerinden El Arabi'ye rekor transfer bedeliyle imza atan Boupensa, 2022'de ise Suudi Arabistan temsilcisi Al Shabab'ın yolunu tuttu. Bu sezonun başında da MLS takımlarından Cincinnati'ye 6,5 milyon euro karşılığında imza atan 28 yaşındaki gol makinesi, Süper Lig'de oynadığı 36 maçta 22 gol atma başarısı göstermişti. MLS'e adapte olmakta zorlanan ve bu nedenle ligden ayrılarak Türkiye'ye dönmeye sıcak bakan Gabonlu Yıldız için 3 milyon euroluk bonservis bedeli gözden çıkarıldı. Güncel piyasa değeri 6,5 milyon euro olan Boupensa'nın takımıyla 2025 yılının Aralık ayına kadar sözleşmesi bulunuyor. Galatasaray'da hedef yine Tielemans. Sezon başında Galatasaray taraftarlarının Come to Galatasaray yorumlarıyla şaşkına dönse de daha önce anlaştığı Aston Villa'ya imza atan Belçikalı orta saha Tielemans'ın menajeri Galatasaray'a haber gönderdi ve yeniden görüşebiliriz dedi. Aslan yaz transfer döneminde Yıldız orta saha için yeniden harekete geçecek. İngiliz ekibinde mutsuz olan Youri Tielemans ayrılmak istiyor. Galatasaray'da önce de görüştüğü Tielemans'ı kadrosuna katmak için yoğun mesai harcamış ancak 27 yaşındaki futbolcu İngiltere'de kalmayı tercih etmişti. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un bu transferi çok istediği biliniyor. Belçikalı orta saha daha çok süre alabileceği bir takıma transfer olmak istiyor. Galatasaray'dan Arias hamlesi. Galatasaray Tete'yi gönderip Sakarya'da bir takviye yapmak için yol haritasını belirledi. Sarı kırmızılılar performansıyla hayal kırıklığı yaratsa da hala piyasası olan Tete için 10 milyon euro civarında bir teklif bekliyor. Galatasaray kanat bölgesinde oluşacak oyuncu eksikliğini de yine bir Güney Amerikalı olan Arias'la doldurmayı düşünüyor. Brezilya ekibiyle temaslarını sürdüren sarı kırmızılılar 26 yaşındaki oyuncunun durumunu yakından takip ediyor. Fluminense ile 2026'ya kadar kontratı olan Kolombiyalı futbolcuya Okan Buruk'un da onay verdiği öğrenildi. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olan Arias, kariyerinde sahaya çıktığı 259 maçta 42 gol atıp 41 de asist yaptı.